etkilendiğim filmler, buyurun efendim. Sinemada Şimdi izleyip çok etkilendiğiniz film. ben Melikşah alıyor ve diyor ki işte ilk 10 film listeni yap ve ne Evet. olduğunu söyle falan filan. Ben de özeniyorum ama oraya çıkmadım bir şekilde. Çünkü hakikaten 10 filmi seçmek çok zor falan filan. Ama bence herkesin iki film zevki var. Bir tanesi özgürce beyan ettiğin ve hava attığın filmler. Bir de böyle daha suçlu suçlu böyle 50 kere seyrettin ama çok da söylemekten gurur duymayacaksın. İşte Rocky, Jaws filan gibi hani o tarz şeyler. Ben ikisini de bugün bu canlı yayında Beyoğlu Sineması'na bir hayır olsun diye burada açıklamak istiyorum. Buyurun, bekliyoruz efendim. Guilty Evet, sana pleasure'lar. evet, guilty pleasure. Önce guilty olmayan, buradan Tabii. hava atmak Tabii istediğim tabii. bazı pleasure'larımı açıklamak Önce istiyorum. havalı, önce havalı. Bu hani evet gerçekten herkese tavsiye edeceğim. Özellikle festival filmi seyircilerine tavsiye edeceğim. Her zaman böyle gururlu ilk onumda olan bir tanesi çok sevdiğimiz Godard'ımızın Bir Savi Hayatını Yaşamak. Onu çok sevmelerini isterim. Jean Renoir'ın, bu Auguste Renoir'ın oğlu olan Jean Renoir ki biliyorsundur. Oyunun Kuralları diye bir filmi vardır ki ben hakikaten yine defalarca seyredip çok sevdiğim bir filmdir. Bir de Bertolucci severlerin ki hani çok popüler bir yönetmendir aslında ama İtalya döneminde İtalyanca çektiği Il Hangisi? Conformista, The Conformist. Konformist. Tabii ki konformist. Bertolucci deyince Conformist. konformist diyeceksin. Tabii ki Çok yani. teşekkür ederim. Buradan bütün sinefiller, bütün sinema severler, herkes şu an işini gücünü bıraksın. Nereden buluyorsa Evet. konformist seyretsin. Evet. Bir filmde olması gereken belki her şey Her şey. vardır. Yani Evet. konformist bence en iyi Hala filmdir. orada yapılan bir sürü numara dizilerde teknik olarak kullanılıyor. Netflix'lerde bilmem Kesinlikle. nerede. Sanki yaratıcı bir şeymiş gibi. Bütün film bunlarla yani Kesinlikle. sinemanın her numarasını kullanan çok özel bir Aynen. film. Ve Yani hikayesi siyaset de de. var, Tabii. filmin içinde psikoloji de var, biraz Tabii. erotizm de var ama çok eğlenceli bir film aynı zamanda falan. Yani bence Aynen. Güzel. gerçekten adamın belki en iyi filmidir bana göre. Godard, Godard, Renoir, ondan sonra da Bertolucci diyerek havalı bir açılış yaptınız. Bergman'dan da Persona'yı da çok Peki. sevdim. Çünkü bütün kadınlar da çok sever Persona'yı. Belki ona da şey var. Daha da uzar bu liste ama. Şimdi Heyecanla beklediğimiz. When When Harry Harry Met Met Sally. Sally diyeceğim. Şeyi söyleyebilirim. Ya Ferris Bueller's Day Off Of vardır. ya. Evet. Çok Ben güzel bir kendimi filmdir. Ferris Bueller zannettim uzun süre ya. Böyle okulda Bravo. o olduğumu sandım filan. Ne saçma Kesinlikle. hisler onlar ya. Evet ya. Somun bir dakika adını hatırlasana çocuğun. Sarah Jessica Parker'ın beyi olarak hatırladığımız ki Broadway'de de şahane Matthew Matthew. Evet. Broderick. Matthew Broderick'in mesela bu Matthew Guilty Broderick. Election diye bir filmi vardır. Hani ona da çok bayılırım ama bu hani şey çok iyi bir filmdir yani falan falan. Evet. Guilty Pleasure. Bu da Guilty Pleasure sayılmaz ama mesela Çöpçüler Kralı'nı 1500 defa seyredebilirim. Senin de çok sevdiğini Birlikte biliyorum. tabii. Beraber üzerine çok konuştuğumuz. Tabii. Filmi yaparken böyle hani yol gösteren fenerlerimizden biri olan Tabii. film belki. Ve Erdal Özyağcılar oradaki yani. Hani bir de o. Bir de o Evet. yani. Oradaki oyunculuğu Erdal abinin. Ya Yani zaten çok film Şener Şenler falan yani olağanüstü de oradaki inanılmaz. Erdal abinin rolünün yani efsaneliği sonra birlikte çalışmış olmak falan. Toplam 15 dakikası vardır Erdal abinin Aynen. Çöpçüler Kralı'nda ve o her 15 dakika 6 dakikadır yani. Evet. Ve sonra da beraber çalıştık. Ne kadar şahane oldu. Ne Biraz aile güzel. arasından başarısından falan da konuşmak ister miyiz? Aman. Öyle.